Herkese merhabalar, Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün yalnız değilim. Yanımda ilkokul arkadaşım Ceren var. Ceren ve onun çok tatlı iki tane oğlu yanımızda. Biz Ceren'le uzun zamandır görüşmüyorduk. Bildiğiniz gibi ben Balat'ta oturuyorum. Ve Ceren de aslında eskiden burada oturuyordu. Şimdi tekrardan Balat'a taşınmış ve biz uzunca bir aradan sonra Ceren'le tekrardan bir araya geldik. Ve bugün mezun olduğumuz okulun önünde, Muallimler Cikaritim Okulu'nun önünden başlayarak 10.000 adım atacağız. Sen neler demek istersin Ceren? Neden Muallimler'den başlıyoruz? Çünkü burada çok güzel yıllarımız geçti. Evet, kesinlikle. Hem nostaljik bir gün yaşamak istedik, hem eski anılarımızı hatırlamak istedik. Evet. Gerçekten belki de hani hayatımızın, bilmiyorum, benim için öyle ve ilkokuldan görüştüğüm birçok arkadaşım aynı şeyi söylüyor. Hayatımızın altın yıllarıydı. Çok masum, çok güzeldi her şey. Evet. Hatta şey böyle, top oynarken bile yanan oyundan çıkartılmazdı. Evet. Ortaya alıp göbek attırırdık. Evet. Sonra evet. Tekrar oyuna sokardık. Ya biz çok gerçekten eğlenceli bir arkadaşlığımız vardı ve o masumluğa rağmen aslında çok fazla şey de paylaşıyorduk birlikte. Yani böyle sınıfta oturup hocaların işte bize nasıl davrandığından, kimin daha iyi olduğundan, kimin daha verimli olduğundan bunlardan bahsederdik. Popstar da kim birinci olacak? Evet, popstar o da çok popülerdi. Bundan bahsederdik. Ve nedense bugün benim aklıma şu geldi. Biz sosyalleşmek için böyle ne bileyim işte 13-14 yaşındaki çocuklar belki bir kafeye gider. Belki hani bir yerde oturur, bir şey içer. Öyle değil, evlerde sosyalleşiyor. Ay evet, o da ilginçti ya. Yani bizim zamanımızda belki o zamanlar bu kadar popüler değildi belki. Hani dışarıda evet, eğlenmek, yoktu. Vakit geçirmek. Bir de altın günü furyası vardı annelerimizde. Biraz da ona özendik herhalde. Kesinlikle onun bir özentisi var, evde böyle topladık. Oyunlar öyleydi. Kısır yapalım, kurabiye yapalım, pasta yapalım. İşte bir gün 3-4 arkadaş toplanıp Ceren'lere gidiyorduk. Bir gün onlar toplanıp bize geliyorlardı. Ama annem hala o günleri hatırlar yani. Benim annem de hatırlıyor. Aynen, çok hani mutlu bir şekilde. Kesinlikle. Demek ki enerjimiz onları da yetiştiriyor. Kesinlikle öyle, mutlu oluyorlardı. Onların da hoşuna gidiyordu. Onlar da bizimle çok oturuyorlardı, konuşuyorlardı. Ben mesela çok hatırlıyorum, biz çocukken annemle çok sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Evet, annem hatta bir söyler, Elif'le görüştüm diyor, bak Elif balıkta falan. O da sağ benim aklıma soktu ya. Yani. Sağ olsun. Bize çok güzel öğütlerde bulunurdum, Ceren'in annesi. İşte kitap okuyun, her gün en azından bir gazete alın, gazete okuyun. Öyle mi? Bak ben hatırlamıyorum. Kesinlikle. Ve hani biz çok böyle konuşurduk yani, sohbet ederdik ve çok güzel hatırlıyorum o günleri. Ve inşallah daha güzel günlerimiz olacak bundan sonra. İnşallah, inşallah. Buradan arkadaşlarımızı buluşmaya davet edelim. Evet. Bizi erişenler, bizi görenler. Evet. Hatta bu videoyu ben şöyle yapayım. Hem geldik acaba? Atayım. Atalım. Değil mi? Arkadaşlarımızı atalım ilkokuldan arkadaşlarımızı. Aynen. Yine buluşma yerimiz burada olsun. Muallimlerci ilkokul önünde buluşalım. Belki 10.000 adım maratonu yapmayız o zaman ama. O daha kadar kalabalık odaklı. Bir ekiple yapamayız. Aynen. Seli de yazıp buluşursak. Umarım biz de tamamlayabiliriz. Sohbet odaklı olur. Güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi o zaman yürüyüşe başlayalım. Tamam. Okulumuz burada. Evet. Şimdi birazdan ben size okulu da göstereceğim. Okulun giriş kapısını. Biz şimdi ikinci girişteyiz. Burada böyle bir tabela falan yok ama diğer yerden göstereceğim okulu da. Şimdi başlıyoruz artık. İşte arkadaşlar, bizim Ceren'le birlikte mezun olduğumuz ilkokul burası. İlkokul, ortaokul. Bir dönem hatta ortaokul oldu galiba. Ama bizim okuduğumuz dönemde ilkokul ve ortaokuldu. Değil mi Ceren? Yani 8'e kadar buradaydık. Evet, 2004 mezunuyuz. Ama ben öncesinde 5 yıl başka bir okulda okudum. Yine burada Fatih'te başka bir okulda okudum. Son 3 yılımın, ilk öğretimin 3 yılını burada tamamladım. Şurada hatta bir anaokulu bahçesi vardı Ceren, hatırlıyor musun? Sanat atölyesi vardı. Evet, evet. Giriş katta hemen bir resim atölyesi vardı. Galiba biraz değiştirmişler burayı. Evet, evet. Tuba Durmaz. Tuba Hoca, Tuba Durmaz. Selamlar. Değil
Bir gezebilir miyiz içeriği? Ha, tamam. Tamam o zaman. Teşekkür ederiz. Biz 2004 mezunuyuz bu okulda. Öyle hem gezmeye geldik hem de video çekiyorum. Tamam. Hangi hocalar geldi geçti? Biraz dedikoduya girelim. Şimdi dedikodu yapsak benim ilk aklıma Fatma Hoca geliyor. Fatma Bey'le Türkçe öğretmenimiz. Sonra Güler Efe Sağnak geliyor. Bilgisi öğretmenimiz. Başka kim olabilir? Süleyman Hoca var. Süleyman Hoca, Süleyman Beliktaş. Oo, harika zaten. İdolüm yani. Sürekli aklıma geliyor hala, yıllar geçmesine rağmen çok kibar, çok iyi bir insandı. Öğrenci yanlısıydı. Evet, evet, kesinlikle. Size her konuda destek olurdu. Bir sorunumuz olsa hemen koşardı. Bir hasta olan bir öğrenci yani, kendini kötü hisseden bir öğrenciyi öyle dinlemeden ben gönderdiğini hatırlamıyorum odasından. Evet. Ve hep geç kağıdı almak için Süleyman Hoca'nın odasına giderdim. Kağıdı. Ve böyle bir söylenir gibi yapardı. Şöyle derdi işte, ya kızım geç kalmayın falan bir şey derdi ama hemen kağıdı da yazıp kağıdı verirdi yani. Çok merhametliydi. Evet, merhametliydi. Ben bunu kötüye kullanmış olabilirim. Ya birkaç defa belki birkaç ben de birazcık suistimal etmiş olabilirim ama genel olarak hani ihtiyacım olduğunda gidiyordum yani aynen. Daha çok. Şimdi Fatma hocamız vardı ve... Fatma Bey'li. Fatma Bey'li, Türkçe öğretmenimiz. Bir şekilde... Türk. Şeydi, Hataylıydı. Hataylı. Öyle hatırlıyorum yani, ne kadar doğru hatırlıyorum bilmiyorum. Belki hata yapıyor olabilirim ama şuradan kalmış o da aklımda ne hikmetse. Yani bu boş bir şey değil ama insanlar memleketlerini böyle yarıştırıyorlardı sınıfta. İşte yok bizim Rize'de şu var, işte bizim Samsun'da bu var, o bizim Ağrı'da da böyle bir şey var bilmem ne. Böyle konuşurken Tatlı Bey'de bir arkadaşımıza şey demişti. Ben Akdenizliyim, Hataylıyım. Ben Mayıs'ta denize girerken siz Temmuz'a kadar beklemek zorundasınız. Güzel söylemiş. Hani benim de yani üstün özelliğim bu. Zihnimizi çok açtı o bizim kompozisyon derslerinde. Yani evet. Felsefi tartışmalara girerdik. Evet ya, kompozisyon dersleri ben de varoluş üstüne falan. Yani hakikaten senin yeteneğini de o dönem keşfettik yani. Hani şaşırarak dinledik falan. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Dedim ben bu kız iyi işler çıkaracağım. Ve çıkarıyorsun da zaten. Yani. Evindeki beklentiler daha farklıydı. Ama olsun, yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zamanla yani, her şey olacak. Bir şey başarmak ya da başarmamak değil belki mesele. Ya da belki mesele olur insanlar için ama şöyle bir şey var. Ben yine yazmakla ilgili bir şey okudum. Yine yazmakla ilgili bir şey yapıyorum. Kesinlikle yani kariyerimi şekillendirdim belki. O dönemde fark edilenden çok farklı bir şey yapmıyorum yani yine. Sürekli yazıyorum, çiziyorum. İşte naçizane bir şeyler yapıyorum. Ama Elif yani şaka değil, o konuda gayet iyiydin. Teşekkür ederim. Takip ediyoruz zaten. Evet, bugün böyle övgüler duyduğum için yani, aşırı derecede mutlu oluyorum. Yani. Herkese de söylenmez bu ama gerçekten kalemi hani bu tarz şeyler bile o yaşlarda belli olurmuş ya. Evet ya, aslında ilkokulda da çok yazıyordum. İlkokulda da öğretmenim hani bu konuda bir yeteneğim olabileceğini söylemişti. Hani üzerine gidilmesi gerektiğini söylemişti. Ama bir öz eleştiri yapayım. Böyle bir yönlendirme ve motivasyon olmasına rağmen yeteri kadar üzerine gitmediğini düşünüyorum. Yani bir bilimsel bir şeyler yazıp böyle haber yazmaktansa edebiyat aslında daha çok ilgim vardı. Ama o alanda kendimi geliştirmedim. Biraz geri planla tuttum. Hani böyle küçük edebiyat bir içimizde öz eleştiri yapayım. Evet. Türkiye'de edebiyatla ilgilenmek isteyen, aslında ilgilenemeyen bir sürü insan var zaten. Güler hocamız vardı, fen bilgisi öğretmeni. Ve bir de yine bir fen bilgisi öğretmenimiz vardı. Süleyman Hoca. Hani Süleyman Hoca. Soyadını hatırlayamadık. Ama Yılmaz Ceren... olabilir mi? Yani zaten öyle çok sık kullanılan bir soy ismi vardı ama Yılmaz mıydı tam bilemiyorum ama.
Süleyman Hoca'nın dersinde Ceren çok aktifti ve bütün derslerde tahtadaydı. Ama yani çok seviyordum. Bir kere gruplara ayırmıştı bizi. İşte herkes bir şeyler öğreniyordu, bir şeyler okuyordu. Bir de konularla ilgimi çekiyordu. Evet, gerçekten senin ilgin vardı. Yani bilime karşı evet. ilgin vardı. Evet, vardı. Çok keyifliydi ve biz sürekli yine evlerde buluşur, dersler yapardı. Aslında o adam da bize hani kimyasal maddelerle bir şeyleri gösteriyordu. Civa falan evet, gösteriyordu. Evet, hiçbir evet. öğretmen sonra öyle bir şey yapmadı. Evet ve ilkokulda hani bununla karşılaşmak evet, ben lisede karşılaşmadım demeyeyim şimdi de yani lisede de karşılaştık tabii ama daha çok sınav odaklı, soru çözme odaklıydı. Evet, hani evet. deney yapmak için geniş geniş zaman zaten biz de bulamıyorduk. Ben yalan söylemeyeyim, lisede karşılaşmadım. Hatta lisede çok iyi hocalarla da karşılaşmadım. Sadece birkaç hocam çok iyiydi, onların hakkını ödeyemem. Ama yani ilkokul benim için daha iyiydi, eğitim öğretim anlamında. Zaten bir sene Nezada Ataş'ın neferleri, sen yetişemedin ama. Evet ama benim kardeşlerim yine onların sınıfına geldi. Ama çok sağlam geldi yani. Gerçekten satır satır işlerdi, her şeyi öğretildi ve kendini böyle çok vererek anlatırdı. Ve şimdi düşünüyorum, biz hani yaramazlık yapınca kızardı ama gerçekten bu aslında onun ne kadar önemsediğini gösteriyor. Evet. Yani bir şeyler öğrenelim diye gerçekten çırpınıp dururdu. Ve benim karakterim ondan çok etkilenmiş, biliyor musun? Annem de hala söyler, bak hala Nezada Ataş gibi yapıyorsun, şöyle yapıyorsun falan. Bu güzel bir şey, böyle etkilenmiş olmak. Küçükken söylemişti, evet. Küçükken hatırlıyorum ben geldiğimde o figür ortaya. Nezada Ataş'tan Ceren çok etkilendi. Çok etkilenmişim. Ya bir otoriter bir havası var değil mi onun? Çok etkilenmiştim. Buradan ona da selamlar, saygılar. Evet, Nezada Hoca'ya da eğer selamlar. Eğer bizi duyuyorsa, iyi ki vardı. Yani herhalde hayatımdaki şey taşlardan, kilometre taşlarından en önemlilerinden biri. Ortaokula gelirsek tekrar, Tuba hocamız vardı. Evet, resim öğretmenimiz. Resim ve iş eğitimi öğretmenimiz. Evet, biz örgüler mi örmeliyiz? Ama ne kadar keyifli. Böyle şey yapmıştık, onu hiç unutmam. Bir defter, onu kaplamıştık kumaşlarla, evet, süngerlerle. Evet. Hatıra defteri miydi? Evet, evet. Hatıra defteri, anı defteri, anket defteri. O zamanlar böyle anket defteri falan vardı ya bir de. Dağıtırdık kendi aramızda. Yarışmalara katılıyorduk, resim yarışmalarına. Evet. Evet, şiir okuyordu bize. Ama müthiş bir atölye resim, ortamında geniş bir kocaman, işte şu gördüğünüz alan hani aslında. Evet, evet. Bayağı geniş. Sadece bizim atölye, yani Tuğba Hoca'nın atölyesiydi. Orada aynı zamanda resim de yapıyordu. Bir takım çalışmalarını da bize gösteriyordu. Çok özendiriciydi yani. Evet. Klasik müzik dinlerdi. Klasik müzik dinletirdi. Şey, unutamadığım bir şey daha var benim. Çok eşitlikçi bir öğretmendi. Yani belki bizim zamanımızda insanlar belki daha farkındaydı bazı şeylerin. Ya da belki de bu kadar farkındalık yoktu. Farkında olan insanlar ayrışıyordu onların içinden. Tuba Hoca da bence bunlardan bir tanesiydi. Yani bizim öğretmenimiz, sınıf öğretmenimiz olduğu zaman 27-28. Yani bir 30 yaşında bile yoktu aslında. Çok genç bir öğretmendi. Ve örgü örüleceği zaman bütün sınıf öğrenirdik. Ama ben daha öncesinde kız erkek mesela, ayırmadan yani. Evet, kız erkek ayırmadan. İşte dikiş dikerdik birlikte, birlikte yemek yapardık. Bunu bütün sınıf yapardı. Ve hatta bazı erkek arkadaşlarımız sınıfta şey demişlerdi. Ya hocam biz niye şimdi bu dikiş dikmeyi öğrenelim falan. Yarın öbür gün yalnız kaldığın zaman kim yapacak? Hani kim yapacak demişti hani. Öğrenci olursun, askere gidersin, bunu hakikaten kendin yapman gerekecek, askerde kimse senin sökünü dikmeyecek gibi bir şey söylemişti hatta. Evet, evet, çok ve güzel kalmış aklımda. O zaman gerçekten ben çok mutlu olmuştum ve o yaşta çok ciddi bir farkındalığım olmamasına rağmen bunu hissedip böyle içten içe kendimi çok iyi hissettiğimi evet, hatırlıyorum. Evet, artık doğru yavaş yavaş evet. ayırt evet. Yani 14 yaş aslında o artık ergenliğe girip hani evet. tabii hani erken liseye ergenlik. Başladığımızda 15 yaşındaydık ve hani bu liseden 1-2 yıl önce olan şeyler olduğu için aslında çok daha çocukta değildik yani o zamanlar. Farkındaydık da. Bütün hocalarımızı anıyoruz buradan. Hepsini çok seviyoruz. Aynen öyle. İyi ki karşılaştık onlarla. İyi ki Ceren'le aynı sınıftaydık. İyi ki aynen. birlikte o hocalarla karşılaştık. Bu güzel şeyleri paylaştık. Bizim nostaljik yolculuğumuz devam edecek. Yine sohbet edeceğiz. Ama şimdi reklam arası mı? Şimdi bir reklam var. Ama saç reklamı olmaz da belki çocuk gözüne
falan alabiliriz. Ama şimdi 10 bin adımı artık başlatalım diyorum. Sen ne dersin? Ben reklam bekliyorum. Herhalde yürüyüş reklam olacak sadece. Aynen. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Çocukları artık... da itmek benim için ekstra. Evet, ben de yardımcı olurum sana canım. Zaman çok zaman ben yardım ederim. O zaman başlıyoruz. Hoşçakalın şimdilik. Hoş yarabbim. Hoş. Evet maskelerimizi taktık artık. Bir işe başladık. Halka karışıyoruz. Evet halka karışıyoruz. Biz sosyete olarak halka karışıyoruz. Sosyete halka ediyor. Yok halk maske taktık halka çıkıyoruz. Yani insan içine çıkıyoruz. Kalabalık içine gireceğiz. Balat'a doğru yürüyoruz şimdi. Ben de zaten biliyorsunuz genelde yürüyüşlerimi burada yapıyorum. Daha önce sahilde çektiğim videolarda da bunu söylemiştim. Ceren'le de şimdi okulumuzun önünden çıktık. Orada birazcık soluklandık, sohbet ettik. Balat'a doğru yeni adımlarla ilerliyoruz. Evet. Az önce adımlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Biz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu Balat'ın tarihi sokakları. Şimdi Salı Pazarı'na doğru yine yola doğru. Evet, arkamızı görüyorsunuz. Evet. Kürtüler var. Korona savaşı. Baya baya keyifli bir şey olmuş, güzel olmuş. Nerede? Ben diyorum ki bir Eyüp'e doğru açılalım sahilden. Tamam. Oradan Ayakkabı'ya doğru gidelim. O zaman tamamlamış oluruz gibi geliyor. Çok mantıklı. Zaten Eyüp'e kadar yani Eyüp merkeze kadar gidip oradan Balat'a döndüğümüzde 10 bin adımı tamamlamış oluyoruz. Süper. O zaman şu anda rotamız Eyüp. Neden? Ben şu adamın bir farkına alayım ya. Tamam. Evet, baş başa kaldık. Halit. Selam. Videomu beğeni sallamak ister misin? Bir daha sallar mısın? Göremedik. Evet, Halit'ten herkese selamlar. Hepinizi selamlıyor ve arkada da küçük Deniz Beyefendi var. Selam Deniz, sen nasılsın? Evet, şimdi Balat'tan merhaba. Yanımda Deniz var, Deniz bebek var, Ceren'in küçük çocuğu, küçük oğlu. Biz Eyüp Sultan'a gittik geldik ama şarjımız bittiği için bunları çekemedik. 10 bin adımı tamamladık. Şimdi geldik Balat'tayız. Balat'ta oturduk bir yere. Güzel yemek yedik. Kahvemizi içtik. Ve çocuklarla dolu dolu çok hareketli bir gün geçirdik. Herkese yeniden merhabalar. Biz 10 bin adımımızı tamamladık. Eyüp'e gittik geldik. Sonra Fener'e geldik. Ayvansaray'a geldik. Güzel bir yemek yedik. Ondan sonra bir şeyler içtik. Evet o 10 bin adımı biz geri saydırdık biraz. Evet. Maalesef. Her zamanki gibi. Bir ileri bir geri gittik. Çocuklara çok güzel oyuncaklar aldık. Halit ve Deniz'e. Evet. Ellerinde şöyle görüyorsunuz. Tabii onları da oyalamak gerekiyordu bir yanda. Ama güzel bir gün geçirdik. Onlar da mutlu oldular. Biz de mutlu olduk. Evet, şimdi artık turu kapatıyoruz. Bizim için nostalji dolu ve çok güzel bir gündü. Çok keyifliydi. Ceren'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu videoda bunu eşlik ettiğin için. İnşallah en kısa zamanda yine tekrarlayacağız. Ve 10 bin adım challenge'a devam edeceğiz. İlerleyen videolarda bizi daha zayıf görebilirsiniz. İnşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bye bye.